Merhaba, günaydın canlarım benim. Günaydın, buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay, çıkarayım durayım şimdi. Batıyor çünkü. Boncuklar batıyor ya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Onlar yazlık patik zaten. Yok, sıcak tutuyor, bana yetiyormuş. Yazlık, kış değil. Hiç yazlık patik değil ya. Onlar gezme patik. Ne demek efendim? Tabii ki. Bu da yama delinmiş ya patates. Sen hiç normal patates almıyorsun Eva ha? Hep böyle alıyorsun. Böyle daha iyi. Ne uğraşıyorsun sen? Kaçı onun paketi? Hiç bilmiyorum. Ha işte. Sonra mı yani şey? Bakma. Alınması gerekiyor mu? Gerekiyor. Hiç bakmadan olmuyor. Yani öyle bir sürü fark var. Normal yalanı da. Cana banarız ya. Bol yağ koydum. Banarız. Gene koy şuraya. Ben de zaten şey bunu alırken şeye baktım. Yağına baktım. Süssem olmayacak. Zeytin dilerim söyledim. Dedenin zeytini güzel. Aynen. Arka balkonda mı seninkiler? Aynen. Sağ sol toparlayayım da. Ondan sonra alacağım. Toplamak işte topladın ya. İşim var da. Kendi kahvaltına bakıyor. Hani bizim? İşte orada. İnsan bir soyar. Ağzına da tutayım mı? He. Ay ne fenası. Ben de bakıyorum hepsini soyacak diye. Ben böyle mi yapıyorum? He. Haydi. Gördün mü? Aslında çemen yapmak lazım Feriz abi. Evet, bizim yaptığımız daha güzel oluyor. Bu şey ya, ezme. Ezme kuru. Tamam. Yapalım bari. Acı biber var biraz. Bitmeden. Bana da yap. Tamam, sana da yapayım. Ben şey yapayım, evet. Veririm. Yaptın mı? Sana ben veriyorum ya. Bu da yap diyorum işte. Acı biberin var mı yavrum? Acı derken? Acı salça. Salça. Yok. Salçam var da şimdi. Onunla mı oluyor işte? Onunla, ondan sonra... Pul biberden koyuyorsun. Vermiyor aynı tadı. Bir de ona ben şey alacağım. Sarımsak değil de sarımsak tozu, çemen tozu. Unutma da alışverişteyken aklına gelsin çemen tozu alalım. Cevizi alalım. Yapayım sana da fazla yapayım. O zaman evde... Ben böyle mi yaparım? Anneannemden öğrendim. Bak, buldu gene. Gene buldum. Bu da kekikli güzel oluyor. Güzel güzel. Zeytinyağına tuz koyacağım, kekik koyacağım, bandıra bandıra yiyeceğim. Az zeytinyağı. Tabii canım. Bu da güzel oluyor. Bu kek zeytinyağı mı? Bir kilo daha aldım o zaman. Biber de dolaptaki yetmez. Ötekli mi? Salça çok. Öteki gün salça, şey ev yapımı salçayı, ev yapımını ben kullanamıyorum. Sade onu. Kullanıyor da. Aldım, 300 kusur olmuş, 5 kilo domates salçaları. 300 kusur. Sen ikisini, niye aldın kendine o kadar salça yaptın? İkisini harmanladım. Dünya kadar dolapta. Öyle salça. Şimdi anladım.
Sadece ev yapımı mı? Harmanlamak için almış. Heh. Evet. Kim sağlıydı? Kim onu ben taşıyamayacağım diye? Sen var mıydın salçayı ben aldığımda? Ben yalnız taşıyamam. Aa, 101'den aldık. Aynen, evet, seninle aldık. Önceden de geldiğimde onun suçlusu olmuş o 5 kilosu. Ötekini bir harmanladım, azar azar koydum. O var da bir biber salçası. Acı, onu alayım. Ondan az var, yetmez. Yapayım. Ben kenarına tuz koyayım mı kızım? Sana. Yumurtaları nasıl yiyorsunuz tuzsuz? Peynir var, zeytin var, patates var. İnsan bunun fiyatını alırken bakar. Kafama takılmış. Şimdi ne kadar bak. Yine çok fark etmiyor öyle toplamda. Dolapta kemikler, ona çıkarayım. Patates, ona sürerim. Bir de mesela alıyorsun ya sen. Düşünüyorum akşam ne yiyeceğim. 5 kilo patates alıyorsun. Kabuklarını çöpe atıyorsun. Ne bileyim içinde çürük çıkıyor, onu çöpe atıyorsun falan. Bu pakette çıkan hepsini kullanıyorum. Neyse, zamandan tasarlı. Kızım bir dur, karnımızı doyuralım. Mutfakta da kahvaltı hazırlıyor. Akşama ne yapalım? Bir karnımızı doyuralım. Şöyle bir süslemeler var mı? Dışarıya çıkalım, hava güzel. Sen çıktın sabah dışarıya. Nasıl hava? O viskinin horlaması. İnsan yatıyor sanki odada. Sen duydun mu? Dedim ya, viskiyle yarışıyoruz biz. Ay evet ya, o nasıl bir horlama? Anladın mı şimdi bedalarını? Ne gibi? Bana mı diyor horluyorum diye? Ben horluyorum. Doğru da ben bir köpeğin o kadar horlamasına hayret ettim. Bunun basit olmuş. Zor nefes alıyorum. Hı-hı. Bunun arabanın yok gibi bir şey zaten. Şu ucunda azıcık bir şey var. Geri kalan dümdüz. Yazık, o da zorlanıyordur. Ama onların yaratık cinsi öyle, yapacak bir şey yok. Bunlar para, bunlar öyle yaratmış. Yani. Böyle çok acı olmuyor mu çay? Çıkar şuraya. Bunu evet çay. Madem böyle içeceğiz. Helal. Genizine kaçtı çocuğum. Sallama çay alsana abla. Bu da sallama ne? Demlik değil. Demlik çay. Bu normal demlenen çay. Bu da normalde 3-4 bardak çıkması lazım. Aynen. Şöyle. Ötek türlü sallama al madem. Alıyoruz. Bir de kahvaltımı yapayım da sen. Aynen. Bu zaman krem kimse yiyorum, ben doyuruyorum. Yani. İş yerine bu sallama çayı biz kendimiz yapıyoruz. Hazır paket çay alıyorlar. Bir de böyle bunun dışı gibi böyle bir şey var böyle. Parça parça geliyor. İçine koyuyorlar, kendileri bağlıyorlar. Böyle daha ucuza geliyor. Sen o pizzanın hamurunda ne yağ koyuyorlar onu bir öğren. Sosunu biliyorsun yani. Abla yapıyor. Hem tamam, ben yokken yapıyor. Sor diyorum yani. Öğren demek istediğimi. Abla bunun içine nasıl bir yağ koyuyorsun? Pizza getirdi, yapmış bu. İş yerinde. Ben yemedim. Hiç ziyarete gelmesin dedi pizza. Gelelim yiyeyim yani. O yeri ısıttı, ben de ertesi günü. Yiyeyim dedim. Bu nasıl ya, sosundan mı ben dışarıda tamam sosu yedik yemedik deyip. Kızım buna dedim ne yağ koydu, ya yağında ya sosunda. Yağı dedi bilmiyorum dedi, sosunu havuç mavuç bir şeyler dediydi bu. Ya bu kadar o kadar güzel lezzetli ki, onları bir sor yani, öğren. Tamam sen yokken yapıyor da abla ne yağ koyuyorsunuz diye.
Bu kadar güzel. Magnolia'yı da mesela abla yapıyor muhallebisini. Nasıl bir muhallebi yapıyorsa o kadar güzel oluyor ki. Mutfaktan çıkan her şey genelde beğeniyorlar zaten. Bir mutfakçı değişmiyor çünkü o. Bir mutfak şefi değişmiyor. Onun dışında herkes değişiyor. Barcı değişiyor, garsonlar değişiyor. Müdür bile değişti. Mutfak şefi hala aynı. Mutfak evimiz de tabii. Aynı. Niye çıkarsın orada? Yani. Daha birkaç kere onlarla geldiydi de. Bunlar konu yaptın baba. Bu biçler ne oldu yani? Evet. Hmm. Adı neydi? Engel bilir ben. Lakasa. Ne? Bir tane Hadrianus var, onu biliyorsunuz belki. Okey falan oynanıyor. Starbucks var ya bir tane. Onun yanında Hadrianus vardı, onun yanında da biz varız. Hmm. Hadrianus da falan dışında. Bildin mi? Bilmedim, bulurum. Bulmasını ben de bulurum. Ben uzaklığını soracaktım sana bildin mi diye. E ben varyanttan inince mi? Hı hı. Evet, uzaklığı. Gidelim bir abi. Seninkiler başladı. Ay mübeccel ya. Ne oldu? Sabah alışverişe gittin, size tatlı yapacağım dedin ya, orada ona gülesim geldi. Ne yiyor, ne yiyor? Almış işte malzeme yapacak. Ondan gülesim geldi. Sonra buradan geçiyoruz. Tempo ise. Kolay basacağım. Ne kolay tatlı. Allah çekme. Bazen diyorum akşam otururken böyle canım tatlı şeyler istiyor. Sen pek öyle şey yapmazdın ama ne oldu sana da? Sana yuvarlanırım işte. Hiç kabak çekirdeğim yok. Kabak çekirdek şey yapıyordum canım. Kabak çekirdeği falan. Telefonla oynamayayım. Benim oyalamak için. Öldüğünü yap. Onu söylüyorsun. Sizin dilini çok hoşuma gitti. Rengi falan. Bir sene olacak. Kalın orada. Kimin işe ağır gidiyor? Bir sene olacak. Yarabbim şükür. Allah'ım olmayanlara da ver yarabbim. Çok kız bir şeymiş. İşte niye? Yiyemeyeceğim. Feyza'ya vereceğim şimdi. Çok verecek. Diğer zaman olmaz. Olmaz yıkamada. Olmaz yıkamada. Benden önce oturuyor. Tamam, sakin ol. Şşşt, sakin ol, tamam. Ha, Filiz öyle yapıyor. Nefesim yetmiyor ki, onun nefesi daha çok çıkıyor. Hayır, hayır, bana gelme. İstemem der. Gel, gel. Bak, bak, götünü sevdiriyor. Horultuna kalktım sabah. Rozi, öteki bak mümkünün yanında. Aynen. Lady Diana, bak Rozi Hanım'a gelecek diye. Sen. Söyle, annem benim, ye. Sen git viski. Gel. Rozi sen gel, gel annem sen. Gel. Ya bir şey yok. Otur, otur kızım. Otur kızım. Ha. Aferin. Bak bu laf dinler bu. Çık dedin mi çıkar, otur dedin mi oturur. Değil mi kızım? Tabii biz kahvaltı yaparken siz balkondaydın. Sırt üstü yatardın, gene kuyruk sallardın bana. Kaçırdın. Aa, evet, elletmeyecek ona. Bana gelme, bana gelme viski. Viski bana gelme. Gel. İn aşağı. Aşağı in de ben de ineyim. sen çok sevdin. Bak o da seni sevdi. Gördün mü? Ya. Bana öyle diyor. Biz de bir tane aldık. Dedim yok.
istemem. Kudurmuşmayın. Bak. Ama çarpıştılar. Ben sevdim de çok heyecanlı, böyle durmuyor. Şey sakin, Rozi sakin. Sakin sakin geliyor, kendini seviyor. Bu stres yapıyor. Aynen. Kulaklara. Ne geliniyor be? Bak. Onu elleyen mi? Kıskanç. Heh, o da oturdu. He? Toz kesiyor. Çok güzel aslında ikisi de, çirkin değiller. Bazı köpeklerde mesela böyle kırma olduklarında falan yüzünde böyle bir değişik bir şey oluyor böyle. Tuhaf duruyor yüzleri. Sevimli durmuyor. Bunların ikisinin yüzü sevimli. Yok be, Rozi sevimli de bu, ne bileyim. Gerçi cinsi öyle de nasıl bakıyor. Aman bakma bana, gelmese. Annem de böyle seviyor, köpekleri seviyor. Hatta şey var, bunların bir daha uzun tüylüleri var. Yüzü aynı, tüyleri uzun. Annem bir yer onlardan istiyor. Hmm. Ama İsmail falan küçüktü o zaman bir de. Yani. Şey yapıyordu hayvanı. Balkonları yıkıyor, ilaçlıyorum ki burayı çamaşır suyundan yıkadı, şimdi orayı. Sabah akşam ne yapsın, işten geliyor. Hemen dün de balkonları çamaşır suyundan. Burayı yıkadı, şimdi öteyi yıkıyor. Nasıl bekliyor? Akıllı mıdır bu? Akıllı bıdık diye kendini bıdık yerine mi koydun? Rozi'ye akıllı bıdık diyorum. Seni dinliyor öyle de. Hmm. Sen de kendini bıdık yerine koydun herhalde. Bana mı dedim diyor ya. Düşünüyorum, hava güzel. Yemek yerken gitsek mi dedim bu köye, gitmesek mi? Şöyle çoktu. Yarım saat sonra geçer be. Çıkar bir şöyle bir bakarız. Olmaz mı? Bak ya. Rozi'nin canı sıkılmaz en azından. Yok, Rozi çok yetiyor. Rozi akşam da yatar. Tamam, yatar da yani bu bir arkadaş oyun yani. Öyle mi? Rozi pek şey yapmıyor. Akşam olma, ben burada. Biski burada, Rozi orada. Yatar. Ayrı duruyor değil mi? Aynen. Hadi ondan sonra yatağa diyorum. İkisi birden kuruyor. Rozi kafesine, şey biski kafesine. Rozi benim yatağım. Biski niye kafese kapatıyor? Gece gitti, gezmiyor. Ben kalktıkça o da kalkıyor. Annemin öyle bir asılamda bir şey yaptı. Başka şeydi. Bunlar güzelmiş ama. Gazeteden biriydi. Yıllar önce. Araba veriyordu, tabak veriyordu, ev veriyordu. Bilmiyoruz onları. Ben de ansiklopedilerimi toplamıştım. Topladı değil mi? Ablamı topladı biz onları. Aynen. Ne işe yaradı? okuyor. Ha, profesör oldu. Güzel oluyordu ama annemle de evet, sürekli kombi yüklüyorduk. Şunları ver, şunları karıştırayım mı? Yok. Hiç. Karıştıracağım kahve. Kadın. Şuna bakarsın var ya. Ne? Göster ne yaptığını. Ha, bak. Basit. Basit yapacağız. Hadi basit. Aynen. Nescafe ile. Evet.
Magazin küçük ama ne güzel kesiyor. Hadi kullanacağım. Aldık. Bunu şey mi yapacağız? Sıcağız. Abla ne diyorsun? Ne soruyorsun? O kadar saçma ki. Ne soruyorsun? Belki sütten yaparsın. Hadi. Tamam hadi ben de yaparım onu. Bakızımı yerine koy, aramıyorum. Manyak. Şu parmağını getir. Metçel bak, hapımı almadım. Hayır hapımı almadım derdi getirsen. Ben çok durdum Allah'a. Ağzım ben parmağımı. Ben çok durdum. Bak biz gülmeyelim. Hayır bir şey yaptıracaksın sandım. Parmağım ne? Senin parmağını ne yapıyorsun? Geç. Nerede kapın be? Orada kapalı arkadaşlar. Ya bir şey yapmam lazım ya. Dışarıya çıksa bir ağır kesici yanmam lazım. Şuna Feyza göndeririz ya şu. Bakma diyemedim. Bakın yanında var. Şey. Benim bardağım burada. Ay Allah. Ben bir tane çantamı atayım ya. Sende ağır kesici de yoktur. Olmuş mu yenge bak? Kaynadı mı? Tamam kapat kapı dolmuş. Şimdi açalım afiyet. Yeter kızım yeter. Yok kapalı zaten de diri tutulsun şey olmasın yeter. Açalım. Ben gitten şuradan dalga geçip durma. Açalım tut tut. Şeker koydun mu? Zaten şeker veriyorum. O yüzden bunu böyle ısıtacağız. Ben onu sütle ıslayacağım sandım da ondan dedim su mu koyacağız karıştıracağız. Pudingi koydum ya. Sütü pudingi koydum. Ha onun için. Bunu sıfırla. Çıplıyorum. Sabah kahvaltılık almaya gitti. Almış eline tatlı yapacağım. Aynen. Refil olur, kendiniz. Refil başarız. He, Bursa bilgili. Bakayım, bulabilirsin. Ha, bir de söyle bilgisayara girsin, bilgisayardan. Ciddi söylüyorum. Onu bence üstüne koyduktan sonra ıslat, dağılırsak. Mecbur ısıtacağım. Tamam da, kapattıktan sonra üstüne... Nasıl ısıtacağım öyle? Kapattıktan sonra bu tarafından dökersin çünkü... Bunu nasıl koyacağız? Tabakla mı çevireceğiz herhalde? Yoksa arada kuru. Tabakla mı çevireceğiz? He. Kuru kalıyor. Elime de çevirin. Parçalanma kalıyor. Şimdi kadar yaptım hep de iki parçalanmadı ya. Ay iyi olsun. Yaptıysan iyi canım. Oradan ıslarsan bir öfke geliyor. Arası şey kalır. Tamam. Öfkelenmiyor. Söylüyorum ya. Sen ağzını açmadın küstüm ben sana. Bunu üstüne dökeceğimiz için hani araların şey kalmasın, kuru kalmasın. Yani Nescafe'yi de sıkıyoruz. Tamam. Hatta ona da koyabiliriz azıcık içine. Kapatmadın sen hocam. Kapattım. Bir şu topaklanmasın diye. He şey yok. Şey olur ya. Kuruyu kaymak tutuyor. Ya bu keyif kendin de yapabilirsin böyle. Yaparsın tabii canım. Keyif yap kendin. He. Orada da ikiye böl. Yani. Ben pudingi de evde kendim yapıyorum. He onu da yapabilirsin. Uğraşmak istemedim. Geçen hafta supangle gibi yaptım. İçine bisküvi koyuluyor normalde supanglenin ama onun içine harcına yumurta falan da giriyor. Öyle yaptım çok güzel oldu. Kaşın arasına mı dökeceksin? Burada burada. Az kişi arasına da koyayım mı? Şöyle at kendini ha. De görsünler. Kuru kalmasın şu. Hemen lavaboya koymadım ben sıyırdım. Bayılır öyle, sayıyorum. Aynen. Güzel. Biz
dizi izliyoruz. Bir şantiye izleyen dayılar gibi. Şantiye. Yeter, hepsini içine koydum. Beyza dedem var sana. Şeyden de kabilsin ha. Dök dök. Dök. Güzel şimdi su var. Senin yanına falan dök işe. Sıvayabilirsin. Tencerenin dibi de senin. He. Uyanmanı falan mı? Bu dükleri kapatayım. Üstte mi tencereye? İyice hepsini ortaya koyalım, sonra üstüne alalım. Şu babandan fazla giydim. Hiç. İki doğdun faize. İki boğdun faize. İki boğdun. He, aynen. Şu tarafımda da kaldı. Boğdu. Bana iki boğdun yaptılar, biliyor musun? Bana iki boğdun. Boğdun. Oldu değil mi? Oldu oldu oldu. Yabancı yemeyecek, biz yiyeceğiz. Bana kenarından düşeni şey tabaktan dışına taştı, parmağımla tutayım dedim, elimi yaktım. Ha, sıcaktı da onu. O da şey kahverengi, üstünde belli olmayacak ki o süs. Kıtır kıtır yersin. Kıtır kıtır yersin. Bir elim uzunsunu alalım, beyazını. Yani, bir hiç. Dahakine öyle olsun. Tamam hayatım, öyle yapalım. Kıtır kıtır ağzımıza gelir. Aynen, bu şey... Bir kalp yaptım ki. Ne güzel markette büyük bir bardaklar vardı, kırmızı. Yılbaşı. Bardağın dolu ya. Yılbaşı. 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 Vallahi kız yılbaşı. Kız ne alayım yılbaşı kendine kırmızı? Alacağım. Şey, kırmızı bardak. Büyüktü. Bir attım, baktım 59 lira dedim. İki tane alsan 118 lira. Ne alacaksın yılbaşı için? Yani alacağım. Bakarız. Aklımdan yani bir şey. Yani şey içeceğim ben. Erken geleceğim dedin ya. Erken geleceğim canım. Ne bileyim ben erken izleyeyim. Bu yağdanlık şey. Hı. Bu bir kere onu yağ çöz, yağ çöz, ataydın ama. Bir kalsın, bir daha kalsın. Tamam. Yağ çöz konu varsa. Şişesine de düşürüm. Kaç kere kalmış şey oluyor canım. Ver sana bunu. Yağdanlık kalsın kalsın, adı kalsın. O, o temizlemiş ama. Kalsın kalsın, bir daha yıkalım. Irıl diye ırıl diye düdük düdük soktu gene onun içine. Aynen. Irıl, anası. Kapağımı da alayım. Ne var? Ha, bu da kalacak o zaman. Kalsın kalsın, hızlı kalsın. Birkaç kere yıkalım. Bakalım fırının bizden yemiş şimdi de. Oo, diyor mu? Fırından yana çok şansım oluyor benim niyesi. Güzel pişiyor. Güzel pişiyor, güzel pişiyor. Bu senin bardakın mı? He he, benim bardakım üstü. Ha yok, benim değil o. Feyzan bulursun. Olabilir. Allah'ım. Thank you.
açmadım bile sen de hemen. Hazretinden korkmaya. Filmde patladı düdük mü de. Senin eyvan bizimki de orada. Şimdi bunu da pişsin. Pişmiş mi? Pişmiştir o şey. Pişmiştir. Aslında onun için patates fırına gerek yok. Fırına koş. Atça. Altına soğan döşeceğim. Üstüne patates al. Üstüne patates, baharat, kekik, mekik. Üstüne de bunlar da koyacağız. Sen kızım patates de suyla pişecektir. Film bitince mi gidelim? Yok gidersin. Durdurabilirim de. Durdurdum ben zaten. Durdum. Yok bay. Muhafaza seviyorsa sevsin. Ben? Ha sen. Benim mi çağırdı? Evet. Evet. Benim mi çağırdı filmi? Kalk kalk. Hadi gidelim gelelim. Osman yemeğe vuralım. Allah'ım. Şoka falan gideceğiz senden. Yok yok, kola da alacağım mı? Ne? Şu kola da alayım bir tane. Yok, ben alacağım onları. Alayım canım, olsun. Hayır, alır. Mandalinalar ne güzel duruyor ağacında. He. Buraya toplamış, ağırları kalmış. Evet. Doyum yese toplayacağım, yetişemez ki böyle. Aa, izin verirler mi? Aa, senin bahçende... Bahçede kenarı. Bizim bahçede kenarı toplamışlar zaten. Geçen krizde dedik. Geçen sene Süleyman abi topladı. Her apartmana verdi. Şey, daireye verdi. Bu sene dedim bari, şimdi sen ses çıkıp gidin bari toplayayım dedim. Bir tane portakal kalmamış. Hmm, işte. Aa işte. Toplamışlar, kim topladıysa. Biz kine bekliyorsun? Başını bekliyorsun. Ben ha. Yes. Ne oldu? Kendini kesip versen seni de yer. Şşş, çekirdeklerime gelmediler değil mi biz gidince bu şeye? Gelmediler. İn Miski, in. Uyuyordu zaten Miski. Siz gelin rüyandı. Robi de şeyleri Film güzelmiş gerçekten. Şimdi şey gibi bir oluyor. Hep de böyle acıklamalı oluyor zaten filmlere. Evet. Biri yerde, biri yukarıda. Kızartma türünün biraz kalınlığı var. Dursun. Bir beçer. Naşa. Kızartma biraz kalın. Fırını dayansın yani. Hepimiz. Şunu o ikiye bölsem yeter mi? Daha mı ince? Kalın mı bu? Üçe bölsem yok. İkiye böl bakayım, çok bir şey olacak. İkiye böyle bir şey olmaz. Yok ya, ikiye bölmeyin. Şöyle ince daha iyi. Çok ince onlar ya. Ezler. Et pişik zaten. Tamam. İyi tamam Fatih. Seni evet. Mi kıracağım? Böyle olsun. Ulan ne bulursanız yiyorsunuz. Patates kabuğunu yedim. Al patatesler Feyza'nın dediği gibi. Bak. Şuna sen bir şey koyarsın. Aha ben alırım. Sor. İçi şey gibi gidecek. Yumurlu da var. Aynen. Aynı paraya geliyor. İçi çürük çıkıyor. Taze zaman duyuyorsun, attın. Ama çünkü... Kızım baksana, almayayım mı? Siyah al, bir şey olma, çamur. Niye alıyorsun onu? Patates memelinden bulaşıyorlar. Mübeçer, ucu sivri bıçağı mı? Önce şöyle bir silahsın. Bakarsın şöyle mi değil. Hadi hadi, çabuk elini kıvrak tut. Haydi haydi haydi, dur. Kıvraşık kıvraşık. Duydun mu Bizke? Hala ne diyor? Kıvraşık kıvraşık diyor. Şimdi ne yapacağım? Bunun altına soğan mı döşeceğim? Soğan. Soğan bütün koyun. Ay şeklini koyun kadın onda. Yok ya şey yaparız. Şimdi yuvarlak yuvarlak. Yuvarlak koyun. Aynen ne kadar güzel olur. Yuvarlak yuvarlak. Et suyun içine. Bir tane alıp getireyim mi? Hayır hayır yeter. Yetmez ki. Kızım yeter. Murat yiyor mu? Yer. Yer. Biraz git dışarı bir tane patates getiririz. Hadi önüm git git. Bir de işe yarasanız. Bir işe yarasanız. Taze patates almışsın değil mi? Hı, taze patatesin için şimdi işe olur ben anlamadım. Vallahi sen bir şeyler alıp da yiyemeyecek.
Hepsi hormonlu, hepsi hormonlu. Şef getir, ben de daha soyayım orada. Soyacağım mı? İyi, hadi soy. Koy ya. Yetmez dedi, güzel. Bence yeterdi de. Sen bilirsin. Benim. Ha, pardon, dur. Hangi tepsi şey yapsın? Ha, ben de oradan. Fırınını başta çalıştıracağım, bir çalıştıracağım. Çok mu bunlar? Şu ikisi olsun. Eski. Fırınımı aldım, düğmelerini bile çıkardım fırınımı. Niye? Nevre elimde kaldı. Kapatacağım, uğraştım, öyle yaptım olmadı, böyle yaptım. Elimde kalıver düğmesi. Ötekini ben geri sayım yaptığım zaman şey yapıveriyorum, kapatıyordum, kapanıyordu. Tamam, bize elektronik eşya çok bile dayanıyor. Sabah da bunu neredeyse tekerini çıkardı, bulaşık aynen makinesini. Kız mübeccel çekil mükü dedim ben. Ben de bazen sepeti boşandırıyorum. Hayır, kendi yapacak ya. Yapıyorum. Yapamadı, çıkardı dedim. Çekil şöyle kaldıracaksın, öyle içeceksin. Akıtırsın ondan sonra bunu da. Vallahi sorma. Bak tepsileri aldın mı sen? Dur. Nerede söyle bana? Ne bileyim, tepsiye koyacağım ben sana. Dur, sen bunu al doğru. Gel sen böyle. Aynı tüm yuvarlak işler. Çekilse al doğru, al. Bakayım, bunu küçük geliyor. Şurayı yıkayacağım. Bak, yıkayayım da. Sarımsak soyulacak mı abla? Hayır, hayır. Dondurdu mu? Şöyle dondur, onunla. Ben bunu niye yorum? Bulaşık kalmış mı? Sen bunları böyle hazır mı aldın? He, yeniden geldi onlar buraya. Sen bunları kocayı görünce. Ne oldu, kalın mı olmuş? Şunu biraz yumuşatacağım. Soğanlar da erir diye öyle yapıyorum. Hı, ben göstereyim. Şöyle dön hayatım, şöyle. Ah. Atayım mı? At 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 at. Sen bunu ne yapacaksın? Salçalı su. Yapacağım, eti suyunu yapacağım. Etleri de çıkarabilirsin. Etleri alalım, çok serpiştir işte etleri de. Etleri arasını tut. O şeyin ağzını yapabilirsin. Neye göre? Et suyunu. Kaynasın diye mi? Ah, bu koyayım diye düşsen burada. Nasıl gel. Kim geliyor? Ah, tepsi geliyor. Bak koydum oğlum. Aa bak, biletin kafasına düşer. O öyle olmaz. Nereye koyayım? Koyacak yer yok ya. Ah, oraya koy. Bak, tehlikeli kız, adamın kafasını yerer o. Açtım açtım. Bu tepsi niye çıkardın? Onu yıkayacağım, o bir şey kalmış. He. Biraz. Şimdi onun içine kekik de koy. Öyle canım. Şu araya git. Tuz biraz iyi de. Karabiber koyalım. Aynen. Kim yönde değil mi? Çok az bir şey yeter. Evde seviyorum ben kimini. Vereyim mi kaşık? Girmedi. Bulaştırmayayım dedim. Sen fırını ve ha? Üç bıçağı mı aldın? Mehmetçer, bu ne?
Ha biber. Acı kurma gibi gözüküyor. Acı biber. Kuru Emine biberler... mi yaptı bunu? Hayır ben yaptım. Kuru biberler var ya. He. Kuruydu onlar. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Dedim yağlayayım da bari dedim. Aa ne güzel olmuştur öyle. Ya. Çok acam onlar işte. Benim şu buzlukta, dolapta da var acı. Tamam, bunu kaynadıktan sonra fırına vereceğiz, zeytinyağı hazır. Aynen öyle. Yap, tuzuna bak onu sen. Eti haşlarken atmadın mı? At bir şey attım. Al attım. Ben de şuna az bir şey yaptım zaten fazla değil. Bak et tam çıkar o. Ben o bakmadan koymuşum herhalde oraya. Hmm. Şimdi alışayım diyorum. Bazen bakmama tabakta bile bakmadan koyuyorum. Da derslerine çalıştı. Bugün de yemeği verdi fırına. Hep beraber yiyemeyeceğiz. Üzgünüm. Ama hep beraber söz. Ne alırız? Kanat alırız. Kanat yapar. Hep beraber kanat yeriz. Ooo. Rengi de pek güzel. Gel yanıma. Sen bir yanıyordun. Tencere deviriyorduk tepesinden aşağı. Göbeğinden vallahi aşağı. Vallahi böyle devriliyordu. Tencerenin sapına sosu alayım da dökeyim dedim. Yakacaktı kendini. Bir bıraktım, o da tam oturmadı, yamuk oturdu. Ay bakayım ay. Eline. Böyle yaktı ya bir kere kendini. Sen yengenki daha kötü oldu ya, baksana izlerine. Seninki daha kötüydü ya, her yerin yandı. Sıcak su. Sen duvara sıcak suyu fırlat. O sıcak su, yani şey duvardan yanmış da bana kızgın ya, elime geldi. Aynen. Gibi. Hayır, duvar yıkacaksın. Altında ne duruyorsun? He. Dangalak. Yukarıya atıyor, kesin böyle ben... bir de bekliyor gelsin üstüne diye. Ama üstünü nasıl soyduğumu hatırlamıyorum, oyuldu bütün. Ay çok kötü. Yandık tavayı bir bırakmışım bak. Yandım Allah deyip tava yok. Seninki ya daha kötü. Öykü mutfakta değildi. Öykü mü öykü gözüm görmez de. Herhalde. Oldu ki bırakıverdim tavayı ben. Filiz elime vuruyorsa böyle benim de böyle inecektim. Allah müslüman olsun. Ay elime elim ne oldu? Bu kadar geçmiyorsun. Ben korktum elimi kullanamayacağım değil mi? İçi çok büzüktü. Büzüktü. Açamıyordu. Böyle toplanmıştı. Tabii böyle bu etle böyle büzüştü. Ay neyse canlarım benim hocalım gidelim artık. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın.